Arkadaşlar merhaba, Togo ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir game artist, bir game designer, game developer ne yapar ne eder, gün içinde nasıl çalışır konseptini işlediğimiz serimizle karşınızdayız. Togo ekranlarını yeni takip eden arkadaşlar için Togo neler yapıyor kısaca bahsetmek istiyorum. Togo, Türkiye Oyun Geliştiricileri Okulu olarak hem teknik eğitim, takım çalışması, liderlik, iletişim vesaire gibi soft skill'ler dediğimiz 21. yüzyıl etkinlikleri konusunda da eğitimler veren, birbirimizden öğrendiğimiz bir kurum. Rabia'dan bir Game Artist Nasıl Olunur adlı konsepti dinleyeceğiz. Kendisi tecrübelerini bize aktaracak ve oyun sektörüyle ilgili, Türk oyun sektörüyle ilgili de konuşmuş olacağız kendisiyle. Rabia, hoş geldin ve davetimi kırmayıp geldiğin için teşekkür ediyorum öncelikle. Çok teşekkür Nasılsın? ederim ben davet ettiğin için. Kısaca kendimden bahsedeyim. Rabia Aydoğan. Yaklaşık 4-5 senedir oyun sektöründe çalışıyorum. Güne kadar hep casual oyunlarda çalıştım. Şu an 4. şirketimdeyim. Oyunlar üretmeye devam ediyorum. Roller arasında karakter design, background, animasyonları dahil. Biraz geniş çalışmaya devam ediyorum full time olarak. Peki, benim sana şimdi soracağım sorular var. Özellikle kanalımızı takip eden arkadaşlarımızın da game artist olarak çalışmak isteyen veya sektöre yeni girmeyi düşünen arkadaşlarımızın düşündüğü bazı sorular var. Bunları sana sormak istiyorum. Öncelikle sen oyun sektörüne girmek için nasıl adımlar attın? Bu süreçte karşılaştığın zorluklar neydi? Bir de neden oyun sektörüne girmek istedin? Böyle bir başlangıç yapabilir miyiz? Oyun sektöründen öncesinde editoryal, illüstratör olarak çalışıyordum ben. Editoryal magazinlerde işte Kafka Okur Edebiyat. Ama yani bu sektör hem kısıtlı hem de yani çok fazla kendinize ilerletebileceğiniz bir kariyer değil. Hani kişisel bir çizer olarak, marka olarak devam etmek isterseniz ne ala. Fakat biraz da dijital çizime ilgim vardı ama hep dediğim gibi geleneksel çalışıyordum. Bu geçişi en güzel oyun sektöründe yapabileceğimi fark ettim. O yüzden mezun olduktan sonra direkt oyun şirketine başvurdum. Tez istediler benden, yani küçük bir demo istediler. Onlarla nasıl uyum sağlayabilecek miyim görmek için. Tez'de beğendiler ve ondan sonra çalışmaya başlamış oldum. Evet, hayırlı olsun diyelim biz de. Tabii bayağı önce olmuş bir olay. Peki, senin bu daha çok günlük hayatında yaptığın işlerde hangi tasarımları yapıyorsun? Yani karakter tasarımları, çevre tasarımları vesaire, şu an hangi alan üzerine yoğunlaştın? Şu an aslında tamamen şirkete bağlı bir durum bu. Hani şirketteki pozisyonunuz ve artist sayısı hani birçok şeye göre değişebiliyor. Şu an bulunduğum şirket projeye göre değişiyor. Hani bazı projelerde karakter ağırlıklı çalışıyorum. Yani çok fazla karakter gerekebiliyor. Onların skinleri, çeşitli aksesuarlarını tasarlamam gerekebiliyor. Şu an çalıştığım proje öyle. Bunun öncesinde hani hiç karakter olmayan, daha çok yemek ağırlıklı bir oyundu. Daha çok oyun propları, yemek propları üzerine çalışıyordum o yüzden. Biraz projeye göre diyebilirim, evet. Anladım. Yani bunu sormamın nedeni de şu aslında. Sen ürünlerini tasarlarken, örneğin bu bir karakter olabilir, bir yemek modeli belki olabilir veya bir çevre. Burada bu noktada ilham aldığın şeyler var mı? Hani bir game artist olarak veya hangi kaynaklardan yararlanıyorsun? Bunu sormak istiyordum. En büyük kaynağım tabii ki referans için Pinterest'i kullanıyorum. Onun dışında hani bağlı kaldığım bir şey yok çünkü çok değişken bir zemin zaten, hani objeler değişiyor, itemler değişiyor ve sürekli değişen bir şeyde hani belli bir kaynak bulmak zor. Pinterest gibi çok geniş bir havuzu olan bir platformdan referans almak çok. Peki, sen 4-5 senelik bir oyun geçmişinin olduğunu söyledin. Daha doğrusu oyun sektöründe bir kariyer geçmişinin olduğunu söyledin. Yani bu noktada tecrübelisin ve yaptığın tasarımlar, işte oyun içerikleri artık belli bir seviyeye ulaştı. İlk kez oyun tasarladığında şu an tasarladığın modeller arasında nasıl farklar var? Yani o günlere dönsen neyi farklı yapardın? Hangi adımları yapmazdın? Arada dönüp dönüp bakıyorum ilk yaptığım işlere, ben de hani neleri farklı yapıyormuşum diye insan bir dönüp bakmak istiyor. Yani özellikle boyama konusunda fırça hakimiyetim tabii ki çok gelişmiş. Onu fark ettim. Bir de dijital arta ben aslında oyun sektörüyle birlikte başlamış oldum. Hani öncesinde bir dijital portfolyom yok. Hani bu alanda bir çalışmam da yoktu. Hep sadece dijital medyaya aktarıp orada düzenleyip retuşlarını yapıp dijitalde kalmak istemiyordum öncesinde. O yüzden tabii ki yeni başlamanın verdiği bir hangi brush'ı kullansam, işte hangi renk tonu, hangi perspektifte, oyun sektörünü de tanımak lazım tabii ki, işte ne istiyor, ne nerede olursa daha rahat olur. Orada UX bilgisi gerekiyor. İşte hani zamanla UI, UX bilgileriyle birlikte tabii oyunlarla ilgili de kitleler,
nasıldır, hangi kitleye ne tarz tasarımlar yapılmalıdır. Bu tarz bilgileri edindikçe piştiğimi fark ediyorum. Hani tabii ki dönüp bakma değiştirsem baştan yapardım herhalde En yapmıştım. baş güzel. Ve sektörden bahsetmen de aslında iyi oldu. Çünkü ben sana şunu soracaktım şimdi. Aslında iki maddede sormak istiyorum bu soruyu. Bir, oyun sektöründe olmanın yani oyun sektöründe çalışmanın zorlukları neler sence? Ve ayrıca game artist olarak bir oyun sektöründe çalışmanın zorlukları neler? Bu konuda böyle biraz aydınlatabilir misin bizi? Genel itibariyle hani oyun sektörüne girmek veya bu alanda çalışmak diğer insanlar için zor nedir bilmiyorum ama bir game artist olarak içsel bir acımasızlık diyeyim ağır basıyor bazen. Hani yaptığınızı beğenmiyorsunuz, işte tekrar yapmak istiyorsunuz ama deadline var, işte orada sıkışıyor kafanız. Bunalım bir telaş içerisinde oluyor insan. Bitince rahatlama geliyor tabii ki ama işe başlarken hala yani ne kadar sene geçerse geçsin bundan sonra değişeceğini sanmıyorum ben. O estetik kaygısı aslında çok ağır basıyor. Oyun sektörüyle ilgili çok fazla kaygım yok aslında. Kendine özel has bir kültürü var. Bazen o kültür uymayabiliyor kişiye göre. Hani bana uymayan şirketlerle de karşılaştım daha önce. Hani ben sadece onlarla çalışmamayı tercih ettim. Böyle bir tercihimiz her zaman var. O yüzden hani çok çilesini çektiğim söylenemez. Hani bir sorun yaşadım çok fazla. Anladım. Sen o estetik kaygısı daha çok kişisel olarak yani artık Evet. duyuyorsun. Peki bu zorluğun üstesinden nasıl geliyorsun? Ya onun artık yapacak bir şey yok. Yani bence çok güzel bir duygu bu arada. Kaybetmeyi de istemem zaten bunu. Çünkü bu kişisel eleştiri ne kadar kuvvetli olursa hani zinde kalmaya devam ediyorsun. Sürekli kendini geliştirmek için şeyler yapmaya devam ediyorsun. Ben de hala elimden geldiğince boş vakitlerinde çizim yapmaya, skeçler yapmaya devam ediyorum. Hani elimi sıcak tutmaya çalışıyorum. Tabii ki hani küçük bir skeçte bile bazen ya olmadı mı oldu mu işte şöyle mi yapsaydım falan kaygılar oluyor ama kırbaçlayan şeyler bence olması gerekiyor her artiste. Peki tasarımlarını yaparken sen kişisel olarak tercih ettiğin böyle farklı ya da ben buldum dediğin metotlar var mı? Hani kullandığın yöntemleri merak ediyorum aslında burada. Oyun karakterlerinin veya dünyaların yaratılmasında kullandığın yöntemler, kendi tasarımların özelinde konuşursak. Benim kullandığım yöntem muhtemelen bana has da olabilir veya çok yaygın kullanılan bir şey de olabilir. Çünkü bir şeyi yapmanın özellikle boyamaysa, tasarımsa, karakter dizayn mesela çok fazla yolu var. İşte hani kimisi rough sketch yapıp direkt boyamaya geçiyor shape'lerle vesaire. Kimisi rough sketch'i işte temizliyor, bir daha temizliyor, line haline getiriyor. Ondan sonra geçiyor boyama. Color sketch yaparım yerlerini belirlemek için. Kontrast için nerelerde koymam gerektiğini yani ışığı nereye koymam gerektiğine dair kendime özel bir referans hazırlarım. Bunları hazırladıktan sonra geçiyorum boyamaya. Çünkü artık yeterli bilgi edinmiş oluyorum. Bu bir artist için çok daha farklı olabiliyor tabii dediğim gibi. Mesela konsept art yapmakla karakter art yapmak arasında da bunun gibi farklar var. Konsept art yaparken genelde çok böyle keskin shape'ler yoktur. Hani daha çok brush'la veya selection tool'la birlikte ilerliyor bu süreç benim gördüğüm kadarıyla diğer artistlerde. O yüzden hani her artistin çalışma prosesi bence farklı. Bu da benimkine has galiba. Herkes kendi yöntemlerini yani zamanla veya bir şekilde geliştiriyor diyebiliriz o zaman. Peki ekip bazında düşünerek bir soru sorayım o zaman. Sen çalıştığın ekiple birlikte ne tür oyunlar yapıyorsun? Böyle hem kısaca bahsedersen yeni oyun sektörüne girmeye çalışan arkadaşlar için hem de oyunların başarılı olup olmadığını nasıl anlıyoruz acaba? Bu konuda böyle bir fikrini alabilir miyim? Ya bu başarılı olma konusu tamamen data zaten. Hani datalara bakılarak karar veriliyor oyunun olup olmadığı yolunda gidip gitmediği. Hani data iyi gelmiyorsa zaten belli bir süre sonra o oyun kil oluyor. Yani bir oyunun başarısını herhangi biri söylemiyor. Datalar söylüyor. Veriler. Evet, verilerden ibaret. Onun dışında ben dediğim gibi ilk başta sadece casual projelerde çalıştım. Şu anda Mastery'ye benzer bir mekaniği olan bir projede çalışıyorum. Yani farklı mekanikler deniyoruz şu an çalıştığım şirkette öyle söyleyeyim. Anladım. Sizin peki ekibinizde oyun yapılırken en çok hangi özelliklere önem veriliyor? Casual tür oyunlarda. Kişilerde mi? Yok oyun hani oyunun içerisinde oyun tasarımında olabilir veya sen hani kendi alanından cevaplamak istersen bir art kısmında en çok hangi özelliklerin dikkate çıkmasını istersin casual tür oyunlarda? Aslında iş production'da bu production'a sorulması gereken bir soru bana göre. Bunun da bence çizgisi bir publisher'la çalışıp çalışmamak. Çünkü eğer publisher'la çalışıyorsan genelde o ince detaylarını veya mekaniğin ne olacağı gibi kararları publisher veriyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama ilk öneri soran tabii ki de production oluyor.
araştırmasını yapıyor markette hangi oyunlar var, hangi datalar iyi geliyor vesaire. Orada bir boşluk gördüğünde diyor ki o zaman biz de böyle bir oyun deneyelim. Ve publisher tarafından geliyor, diyor ki şu mekanik şu an güzel çalışıyor market, siz de bunun gibi bir oyun yapın gibi. Yani o da tamamen herkese özel bir durum. Anladım. Yani proje aslında proje bazlı kurgular değiştiği için, oyun tasarımında değiştiği için senlikte bir durum yok burada. Onu ifade etmeye çalışıyorsun. Peki Rabia, burada kişisel bir soru soracağım yine oyunlar hakkında aslında. Sen mobil olabilir, PC veya konsol tarafında olabilir. Kendin oyun oynuyor musun hobi olarak böyle gün içinde? Evet, çok fazla oynuyorum. Olması gerekenden de fazla oynadığım zamanlar oluyor. Gerçekten seviyorum çünkü. Daha çok mobil oyun ağırlıklı oluyor. Bunun da sebebi yeni bir projeye başlarken işte 4-5 tane oyunu seçip oynamamız isteniyor zaten. Bağ kurabilmek için nerede nasıl çalışıyor mekanik bunu görüp sağlıklı tasarımlar üretebilmek için. Zaten bir yerden sonra marketteki oyunlarda tekrara düşüyor ama bence her artist oyun oynamalı bu açıdan. Çünkü özellikle mobil oyun yapıyorsak bazı şeyler çok kritik olabiliyor UI ve UX açısından. Bulundukları konum, renkler, büyüklükleri, detayları. O yüzden bunları diğer oyunlarında açıp oynayıp analiz etmeleri bence çok sağlıklı olur. Anladım. Teşekkür ederim cevabın için. Yani burada geliştirdiğiniz ürün hakkında verilen referanslardan da örnek almak bayağı önemli. Aslında ben onu anladım şu an. Yani mekanik olarak oyun tasarımı yönden de öyledir muhakkak ama işin art kısmında da bu yapılıyor. Ne, doğru mu anladım? Evet, ya bazen hani birebir aynısı olmasa da olur. Mesela üzerinde çalıştığımız projeye bir tane skin mekaniği getirmek istiyoruz. Skin mekaniğiyle çalışan başka oyunlar varsa onları indirip işte nereden topluyor, işte chest'ten mi düşüyor, kartla mı veriyor, nereden ne alacak, sahneler nasıl olacak? Onların hepsini incelemem gerekiyor benim de. O yüzden önemli. Tamam. Arkadaşlar bol bol oyun oynayın o zaman. Duydunuz tavsiyeyi. Peki insanların oyunlara olan tutkusu yani Türkiye'de yavaş yavaş artıyor. Yurt dışında da zaten hani önceden de vardı. Orada da daha çok yükseliyor. Çok insan için de bir hobi olmuş durumda artık. Yani gündelik yaşamın bir parçası. Neden insanlar sence bu kadar çok oyun oynuyor, bu kadar çok oyunlarla ilgileniyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? İnsanların idol olarak beklediği çok fazla an var bence. Mesela metrobüs, metro, ulaşım, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde çok fazla boşluk anları var ve onları doldurmak için zaten hyper casual sektör elinden geleni yapıyor ve reklamlar da çok gelmeye başladığı için. Çünkü biliyorsunuz ki pandemide inanılmaz büyüdü oyun sektörüydü. Bunun da aslında sebebi zaten idol durumu. Herkes evde ve yapacak bir şey yok. Yani oyun oynamak çok cazip geldi ve oyun sektörünün en çok hit yaptığı zamanlardan biri yani. Yani bu çok güzel açıklıyor bence durumu. Hayatlarından vakit kısmına yönelmiş durumdalar bence. Doğru, ben de katılıyorum bu arada. Özellikle mobil oyunlarda dediğin gibi hem daha ulaşılabilir hem yani evdeyken evet bir şekilde hem mobil oyun hem işte bilgisayar konsol tarafını da tercih edebiliyoruz ama dışarıda işte toplu taşımada beklerken bir yerde sıra beklerken vesaire telefon var yanımda ulaşılabilir bir şekilde hemen çıkarıp 5 dakika oynayıp tekrar cebime koyabiliyorum. Kesinlikle cevabı da bu bence. Tabii birçok yönden ele alınabilir. Hani bir insan çok farklı bir hissiyat arıyordur. Onun için farklı farklı türdeki oyunları oynar ama mobil oyunlar genelinde konuşursak ben de katılıyorum söylediğine. Ya bence bu kadar yaygın olmasının hani yaygınlaşmasının sebebi tabii ki tek sebebi bu değildir. Hani sadece sırf oyunların grafiklerini sevdiği için oynayanlar da var. Sırf senaryosu için oynayanlar var. Hani oyun tutkunları var. Hani bunların hepsinden bir yana inmesinin sebebi bence daha ulaşılabilir ve hyper casual sektörünün biraz daha ilerlemiş ve atıştırmalık oyunların daha çok markette olması bence benim fikrim bakıyorum. Peki sen bu geleceğe yönelik oyun teknolojilerini takip ediyor musun? Yani oyunların geleceği hakkında neler düşündüğünü sormak istiyorum ama işte VR'dır, AR, Metaverse vesaire bir şeyler çıkıyor piyasaya ama tam olarak hala hani herkese hitap edebilmiş değil. Geliştirilme aşamasında nereye evrilecek genel olarak tüm oyun sektörü? Kesinlikle somut bir cevabı yok. Sadece senin düşüncelerini merak ediyorum burada son olarak. Benim fikrime göre yani gözlemlediğim kadarıyla yapay zekalar yanı sıra kullandığımız teknolojik aletler şu an için bence yetersiz. Yani en basitinden AI'da şu an 2-3 saniyede bir sürü image hazırlayabiliriz. Başımızdan alıyor bazen. Muhteşem şeyler çıkarıyor AI. Fakat bunlar kullanılabilirliği yok. Mesela oyun stüdyosunda fikir vermesi için işte beyin fırtınasında veya ideation kısmında
belki kullanabilir ama oradaki bir görsel aset olarak ilerlediğini ve bizi heyecanlandırdığını görüyoruz. Ama bu henüz kullanılabilir durumda olduğunu düşünmüyorum ve vakti olduğunu düşünüyorum ben bunu. Daha süreç var yani gelişmesi için. Benim fikrime göre. Yani ben de aynı AI konusunda aynı şekilde düşünüyorum. Demin saydığım teknolojilerle de ilgili durum çok farklı değil aslında. Çünkü hani VR teknolojisi yeni çıkmadı sonuçta. Yani 8-10 yıldır hani var en azından piyasada ulaşılabilir olarak. Ama hala yaygın değil veya ulaşılabilir olsa bile insanları hani bir bilgisayar, bir konsol veya mobil oyunlar kadar etkisi altına alamıyor. Yani henüz o şey büyüğü tam olarak çözülmüş değil bence de. Biraz daha gelişmesi gerekiyor diyebilirim sanırım. Hem donanımsal hem yazılımsal olarak. Yani çünkü bir metaverse'ten bahsediyoruz. Bu metaverse'e dahil olmak için yani VR tarzı bir alet teknoloji kullanacağız ama şu an giyilebilir teknolojilerin rahat olduğunu da düşünmüyorum. Yani uzun süre kullanabileceğimiz şeyler, aletler değil ve hani rahat olmayan bir şeyi insan çok tercih etmesi gelmiyor açıkçası ama mobil oyunu açmamız 3 saniye sürüyor. Tamamen ulaşılabilirlik. Peki son olarak game artist olmayı düşünenlere, oyun sektörüne bu yönde giriş yapmak isteyen arkadaşlar vardır aramızda muhakkak. Verebileceğin tavsiyeler var mı kendi tecrübelerinden? Öncelikle kesinlikle çizim pratiğini asla bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Hala her gün dediğim gibi olabildiğince pratik yapmaya çalışıyorum. Çünkü pratik yapmadıkça körleşiyor el ve bazen oyun stüdyosuna girdiğimizde her şey bitmiş gibi görünüyor. Fakat orada bazı tasarımları yaparken çizimle alakalı olmayabiliyor ve el soğuyor, unutuyor çizimden uzaklaşırsa eğer. Onu günlük olarak pratik yanlarında skeç taşımaları ve olabildiğince fazla skeç yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri, aynı zamanda programları öğrenmelerini önerebilirim. Yani 2D alanında çalışan biri 3D bilgiye de sahip olabilir. Çünkü muhtemelen oyun stüdyosunda 3D bir oyunla karşılaşırsa sağlıklı asetler üretecektir. Veya kendisinden istenen roller değişebiliyor. Mesela ben animatör değilim, animasyon da yapmıyordum fakat bir şirkette benden karakter animasyonları yapmam istendi. O yüzden Spine'ı öğrendim. İşte onun bir learning curve'ü var. Yani bunlara gerek kalmadan ilgi duydukları alanda ve çevre alanlarda kendilerini geliştirmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederiz bu verdiğim bilgilerden ötürü. Eminim Geldim. yeni artist olmak isteyen arkadaşlara ışık tutacaktır. Davetimi kabul ettiğin için de tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet Burada ettiğiniz. istersen videoyu noktalayalım. Arkadaşlar sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederim. Benzer içerikler için takip etmeye devam edebilirsiniz. Hoşça kalın.